Lan deprem oluyor. Sakin. Oha! Oha! Fethi'deki en büyük deprem olabilir bu. Şey olabilir bunun sebebi. Kardeşim bugün yabancı dil sınavına girdi ve iyi geçtiğini söyledi. Belki sebebi bu olabilir. Çok panik yapmayın. Kardeşinden dolayı olmuş olabilir. Yani bizde ailecek bir şeyler var çünkü. Sınava giren çıkanlar da buradan geçmiş olsun. Sıkıntı yok. Haberlere de çıkmışız bu arada. 5.6'lık deprem, 5.2'lik deprem diye. Benim tahminim bu yönde ama. Evet, saygılar. Sağ olun, var olun. Bugün de ölmedik. Hadi bakalım. Bu bölümün ya bu oyunun birinci, ikinci ve üçüncü bölümü YouTube'da yayınlandı. Biz dördüncü bölümü oynuyoruz şu an. Dördüncü bölümdeyiz. Dokuzuncu gündeyiz. Tatlı Vadideyiz. Bozkurt Dağı'nda başladık. Zoraki bir şekilde yine oradaki kaynakları toplayıp buraya inmeyi başardık. Sürekli biraz ucu ucuna yaşıyoruz gibi bir izlenim var. Yemek sıkıntısı yaşıyoruz ama buradaki önemli mekanları da gezmeden edemeyeceğiz. İndiğimiz zaman şeyden, tepeden indiğimiz zaman Polaroid bulduk. Polaroid'i kullanıp sinyal kulesindeki Polaroid'i kullanaraktan bu haritayı böyle açtık. Biz de şu an Thompson'ın mıntıkasındayız. Aslında şu civarda bir yerdeyiz. Sinyal kulesini gezdik. Çiftlik evini gezdik. Şu anda Thompson'ın mıntıkasındayız. Gölü gezdik. Ahırı Thompson bölgesinin işini bitirdik. Çiftliği de belki gezerim bilmiyorum. Buraya gidip gelmeyeceğim konusunda henüz emin değilim. Uçağı da gezdik. Böyle bir durumdayız, öyle söyleyebilirim. Şimdilik son durum bu şekilde. Şu an için ekipman olarak şu an sanırsam uyku tulumu ve testere dışındaki bütün kaynaklara da sahibiz. Uyku tulumu ve testere sıkıntımız mevcut ama. Suya ihtiyacımız yok. Yeterince çayımız var. Ne oldu? Yok canım, kesmedim. Dedim. Sıkıntı yok. Sıcak sıcak çayımızı içelim. Hadi bakalım. Uyuyabildiğin kadar uyu. Güzel bir uyku çekelim. Bonusumuzu da aldık. Sanırsam biraz daha iyi bir şekilde uyanacağız. Fırtına var. Gecenin bir yarısındayız. Birazcık daha zaman geçirip uyumamız lazım. Yapabileceğimiz başka bir şey yok. Fırtına da bir gecede dışarı çıkamayız zaten. Ankara gibi bir memleket mi var ya? Dördüncü deprem kuşağında
Şu zamana kadar hiç deprem hissetmedim. Gerçi bendeki şansla böyle konuşmayayım. Evet, yakında sen de lanetlendin bence Kadir. Şimdiden bence deprem çantasını hazırla. Yani bu şekilde konuşarak kesinlikle davetiye getirmiş oldun. Bence hemen şu an yayını kapatıp bir deprem çantası hazırlamaya gitmen gerekiyor şu an. Yani. Şimdi ahıra gidiyoruz. Kaynak bulabileceğimiz, en azından adrenalini istediğim yer orası. Ayrıca yol üzerinde şey de var. Küçük bir gölet gibi yer var. Orada eğer şanslıysak karşımıza bir Amerikan geyiği ya da kurt çıkmazsa oradan biraz hasutlu toplayabiliriz. Bizim için çok güzel olur. Bakalım bunlara kavuşabilecek miyiz? Tabi orayı bulmam lazım. Tavşan Bey, sizinle ilgilenmiyorum. Sizinle ilgilenmek istiyorum ama... Sonra kurtlar ardımızı ısırır. Harita çizilmiş mi orası? Yani tam da çizilmemiş aslında. Ahır da çizilmemiş aslında haritada. Hah, dedim ya şurası. Yine fırtına geliyormuş gibi ama. Güzel, burası güzel. Burada sakin sakin dolaşan tavşanlar var. Abi Subnautica güzel oyun mu sence? Güzel oyun. İkinci oyununu henüz önermiyorum. Subnautica Below Zero hazır bir oyun değil. Kesinlikle ağzınıza kötü bir tat bırakacak bir oyun şu an için. Ama oyun geliştirilmeye devam ediyor. Muhtemelen Below Zero geliştikten sonra o da çok güzel bir oyun olarak karşımıza çıkacaktır. Ama şu an için berbat bir oyun. İlk oyun Subnautica'nın bitmiş, güzel, sağlam bir oyun. Kesinlikle tavsiye ederim. Çok keyifli bir oyun. Agent daha yeni geldi. Yok olduk Agent burada, sen ne diyorsun ya? Oho! Yok olduk yemin ediyorum burada. Masaj koltuğuna oturmuş gibi oldum yemin ediyorum, var ya o derece sallandık yani. Bu 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 diye sallandık yani böyle. Şey bu arada, Marmaris'te doldu deprem. Marmaris'te Fethiye'ye bayağı yakın yani. Arabayla 45 dakika. 1 saatlik yol. Peki ne yaptın, nasılsın? Vallahi Vermintide artık bugün de olmayacak galiba. Ne zamandır oynayamıyoruz, DLC de geldi ama. Ne yazık ki bugün Vermintide oynayamam. Let's do this. Testere! Yay 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 yay. Alın ya, takılırız. Longlar oynarken popüler olacağımız mı var?
Başlar şimdi yazsak. Muğla'da 8.3 şiddetinde deprem yazsak. Oluruz burada 100 kişi. Ama yazmıyoruz. Niye yazmıyoruz lan? Yaz agent. Yapıştır. Muğla'da 8.3. Öldük. Yazın başlığa. Clickbait. O değil de renk boyun anketini yapak en son Ninja Turtles yükseldiydi. Duruyor mu hala? Yapıştırsana burada. Linki yapıştır buraya da. Arkadaşlar. Duyuru geçelim hemen. Reklamlar. Arkadaşlar her perşembe günü saat 19.00'da Siyahizler kanalında Twitch.tv/Siyahizler kanalında Retro Oyun programıyla Ekin'le beraber sizlere güzel oyunlar sunmaya çalışıyoruz. Nasıl oyunlar? Retro oyunlar. Eskiden kalma. Babalarınızın, ninelerinizin oynadığı saçma sapan ama kaliteli oyunlardan, yani yapay zekanın olmazsınız ama yapay zekanın Ubisoft'un yapay zekasından daha iyi olduğu dönemlerde geçen oyunları oynuyoruz sizlerle beraber. Muhabbetini çeviriyoruz. Vay anam babam, o tip oyunlar da varmış. Bu oyun harbiden güzelmiş lan, bir dakika falan, hala da oynanıyor falan dediğimiz oyunları, Tsubasa'ları, Mario'ları, tankları, Zelda'ları, ne bileyim, Need for Speed'i, Need for Speed olmadan önceki dönemleri, bir adet Tribüşon yardımıyla araştırıp geçtiğimiz bir programdır. Efendim, Ekin, chat'e bir link attı, Strap Pool linki. Önümüzdeki hafta hangi oyunları deşelim diyorsanız, işte o oyunları oyluyorsunuz. Biz de o oyunları deşiyoruz, gündikliyoruz. Ekin'in yayında oynayamayışını izliyorsunuz. Ya bu oyunlar da daha zormuş ya falan diyor kendisi. Öyle bir Ekin, acaba bir de challenge yapalım ya. Ekin acaba bu oyunlarda ikinci seviyeyi görecek mi tarzında bir challenge da yapabiliriz. O tip böyle matraklıklar, şakalar, saçmalıklarla güzel bir program hazırlıyoruz size her perşembe günü saat 19'da. Siyahizleri takip etmeyi unutmayın efendim. Retro oyun tam gaz devam edecek. Oylamaya katılın. Epic Games Submit Coffee'i verir diye alasım ki gelmiyorum. Çok uzun zaman geçti ya. Verir mi bilmiyorum. Belki verebilir de çok düşük olasılık. Bir kere verdi ya. Alın ya, Submit Coffee'den ucuz bu oyun ya. Koymaz yani. Yani verdiğiniz paranın da hakkını alırsınız yani. Hiçbir şekilde sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Bir de şimdi Submit Coffee'ye siz para verirseniz adamların ikinci oyunu da, ikinci oyun için de ne kadar büyük bütçesi olursa o kadar daha iyi oyun yaparlar sonuçta. Yani verdiğiniz paranın devamını da alacaksınız sonuçta. O yüzden bence sıkıntı yok. Yapıştırın yani. Bu tip firmalar destek vermezsek oyunsuz kalırız vallahi. Etrafımız League of Legends'larla çevrilir yani. Dandik PUBG'lerle çevrilir. O yüzden lütfen bu oyunlara desteğinizi esirgemeyin. Mümkünse eğer. İndirim dönemlerinde 3-5 kuruş da ayırın yani. Bir paket sigara almayı verin. Alın yani. Epic RDR2'yi bedava verirsen tepsi söverim. Ya niye öyle diyorsun ya? Sövmeyorum ben. Bence iyi olur yani. Benim yok. Ayıp oluyor. Ayıp yani. Bence versin. Çok da iyi olur. Çok da güzel olur yani. RDR2'yi bedava. Biz bu dalaşmayak yani. Lay down for a bit.
Ayı Bey, selamlar, selamlar efendim. Hoş geldiniz sizler de. Kolam bitti ya. Evet, şimdi ne yapıyoruz? 10. güne girdik. Yemeklerin bir şekilde öyle ya da böyle idare ediyoruz. En azından tatlı bardaki ağıra geldiğimiz için adrenalinimiz var. Adrenalin sayesinde bunu biriktirip yeni haritada birazcık daha hayatta kalma şansımızı bu şekilde arttırmış olacağız. Lakin şu an için durumumuz o kadar da iyi değil hala. Testereyi bulduk. Bu bizim için güzel bir haber. Buradan artık bir tercih yapmamız gerekiyor. Ya gizemli göle ya da tatlı vadiye yolculuğa çıkmamız gerekiyor. Ki ben muhtemelen gizemli göle gideceğim. Ya işimiz garanti olsun diye. Biraz daha kıyafetleri orada toplayalım. Orada dikiş kitimizi kullanalım. Bir sürü dikiş kiti de bulduk. Güzel oldu. Okumuzu yayımızı yapalım. Gizemli göle şöyle bir güzelce bir gezelim. Yine Allah'ın belası barajı bir lootlayalım. Yani baraj lootsuz bir bölüm olmaz zaten. Bir saat baraj lootlayacağız arkadaşlar önümüzdeki bir saatte. O da şimdiden duyurusunu yapayım yani. Evet, birazcık ağzımızdaki tatlar kaçtığını biliyorum. Ben de farkındayım. Ama baraj lootlayacağız. Evet. 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 Baraj lootlayacağız. Ark oynadım geçen, GTX 1060 full grafiklerde açtım ama grafikleri rezalet. Çünkü yapımcıları para verdiler oyuncular bize. Biz bu oyunu bu parayla daha da geliştireceğimize erken erişimdeyken hiçbir şeyini geliştirmeden hemen dandik bir DLC yapalım. Oyunculardan yine para isteyelim. Zamanımızı DLC yapmaya kullanalım. Oyunculardan para isteyelim gafletinde bulundular. Ben o zamandan beri Ark'ın ve yapımcılarının katiyen oyunlarını almama kararı aldım. Bu kadar rezillik olamaz yani. Evet, çiftlik evinin önündeki hiç girmediğim, hiçbir zaman da çok da umursamayacağım binaya geldik. Açıkçası bu binanın içindeki çıkacak loot'tan daha fazlası bundan çıkma şansı var. O yüzden buna bakıyorum ilk olarak. Evet, çıkmadı. Ahıra girelim bakalım. Deprem yazıp tweet attım. Artı 9 ekran pahalı. Evet, deprem yazsaydım, depreme rağmen yayındayız. Hashtag deprem, hashtag survival. La oylamaya katılın lan, alo. Ekin'in siyah izlerin yaptığı oylamaya katılın arkadaşlar. Oy hakkınızı kullanın. Oy vermek, rey vermek sizin hakkınızdır. Oylarınızı kullanın, linki tıklayın. Kalasın altından sürünerek geçiyoruz. Kalkamıyor muyum buradan ya? Saat ileyeceğiz. Burada böyle bir yer yapmışsınız. Burada Dolong Dark Camii yazanın sadece %2'si burayı biliyor. Dolong Dark oynayanların sadece %2'si buraya çıkılabildiğini biliyor. Ve buraya loot koymuyorsunuz ya. Hani yapacağınız cidden böyle saçmalık olamaz ya. İnsan buraya loot koyar ya. Hani zoru başardınız, burayı buldunuz. Tebrikler deyip benim şu an loot atması lazım oyunun ama atmıyor. Yok yani loot yok. O yüzden bilmiyorsunuz. Loot olsa görürdünüz. Vermeday olsa Tom olurdu. Kesinlikle ya. Freezing.
Neyse ben evime gidiyorum ya. Yüzde oyun. Ben olsam bir adrenalin koyarım oraya yani. Temizinden. Bir oduncu ceketi koyarım. Bir savaş pantolonu falan ne bileyim. Bir şey koyarım yani. Nedir yani? Oyun hiç keşfedilendirmiyor yani. Neyse buraya geldiğimiz iyi oldu. Levyemiz var. Burada açamadığımız birkaç zımbırık vardı. Onları da açmış oluruz bir yandan. Şu arabanın bagajını da açmadık diye hatırlıyorum. O yüzden oraya doğru gidiyorum şu an. Oho. Bizim chatte bile Grim Fandango yayınları soruluyor. Ekim Bey, Grim Fandango. Açılacak dolaplarımız var mıdır? Yokmuş, hani hepsini açmışız. Bu ne lan? Sen mi? Hay arkadaş. Üzdü. Neyse, sinyal kulesini açamadığımız vardı en azından. Green Pamango isteyem sen mi? Ha, okey o zaman. Vallahi ben de ekinden Vermintide istemiştim. Puanlarım boşa gitti yani. Paso ya da Fasafiso yani. Biz de 85 milyon puan kullandık. Vermintide istedik. Yok, nerede? Bir Vermin atamadık yani. Ben 3 kere VIP aldım, hadi vermedim bana. Pü. Al yazıyorum. VIP The Agent 37. Vermemiş olmayalım. Al. Verdim. VIP The Agent 37. Ah verdim. Ah verdim. 3 kere verdim. Hayırlı uğurlu olsun. Ah. Hayırlı uğurlu olsun. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Ne oldu şimdi? Kılıcın gitti. He. Hadi bakayım. Evet arkadaşlar, modumuz kalmadı şu an. Yeni mod alımları yapıyoruz. Mod olmak isteyenler hebere push yazsın chat'e. Mod olmak isteyenlere inşallah kendilerine mod yaparız. Evet. Ya da mod olmak isteyenler Ekin Vermintide nerede yazsın? Siyah ejder Vermintide nerede yazsın? Nerede Vermintide diye yazın. Evet.
ötekini de dökmüş olalım. 10 saat uyuyacak yemeğim var mıydı? Vardı. Evet, iyiyiz. Güzeliz. Suyumuzu içtik. Denizhan, ne yapıyorsun? Nasılsın bu arada? Hoş geldin. Okunacak kitaplarımız var. Yiyecek yemeğimiz az ama. Zaten ışık da yok. Yat biraz daha. Biraz daha ortak alayım hadi. Hadi bakalım. Suyumuzu içelim. Evet evet. Yılın banlarını kaçıracaksın. Sırf bu yüzden. Ay 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 ay. Kitap okuyacağız. Beş saat okuyamayız da. 3 saatini okuduk. Güzel. Ve fırtına başladı. O yüzden okuyacağız yani. Bir köpek maması yiyelim. Hasrotuyla beraber. Bugün ayrılmadan önce. Biraz canımızı doldurmak gerekiyor. O yüzden. Bu arada sesim çok geriden gelmiyor değil mi? Birazcık yaslandım da. O yüzden sesim biraz geriden geliyormuş gibi olabilir. Kusura bakmayın. Şimdi... Evet, tüfek kitapları var elimde iki tane. Onları okumayacağız. Dikiş kitabımız var. Bunu okuyabiliriz. Bunun da iki saati kalmış zaten. Yalnız demin kendimi tanıyamadım. Mesajımı okudum falan. Ay tamam. Mod The Agent 38. Tamir yeteneğimizle böylelikle. İyileşmiş oldu. Güzel. Yeteneklerime bakayım, merak ettim. 11. gündeyiz. Ateş yakma yarıda. Pişirme yeteneğimiz 2'ye geçmiş. Tamir yeteneğimiz, balıkçılığımız 2'ye geçmiş. Okçulukta da bir kitap bitirdik ama 1. seviyeye geçememişiz hala. O biraz üzmüş. Neyse, ok hazırlayarak hallederiz onu da. Bu arada kondisyonumuz bayağı iyiymiş ama yorgunuz. Gece yola çıkacak kadar da malzememiz var mı bilmiyorum. Aslında meşaleyle gideriz. Ben burada bir saat uyuyacağım. Birazcık yorgunluk toplayalım. Gerekirse çayla kahveyle en azından baraj tarafına gideriz diye düşünüyorum. Barajda zaten barajın çıkışında uyuyacak yerimiz var. Bakalım gece olmadan ulaşabilecek miyiz? Sigar kulesine uğramamız gerekiyor. Oradan da bir deri alırız. Tavşan derisi bırakmıştık. Kurumuşsa bağırsak alırız. Bu arada bir tane de bağırsak derisi bulduk, kurumuş. O da işimize yarayacak. Şu an bütün deriler yanında değil mi benim? Bunları da baraja bırakırız muhtemelen biz, kurusun diye. Onu da söyleyeyim. Bir tane de yukarıda var. Tavşan derisi. 3 tane tavşan derisi. Güzel.
Ekrana direkt artı 18 yapıştıracağım. Ekranda kocaman artı 18 var em olacak zaten. Sağ üstte artı 18 olacak yani direkt. Nerede bizim tavşandan beremiz? Tavşan. Buraya karşıdan derisi bırakmadık mı ya? Allah Allah. Şurada bak, burada bağırsak var. Eh, ıslakmış bir ya. Hoş olmadı bu. Burada biraz ısınsak ya. Bir saat uyuyalım burada. Sablorone 20k loot mu? Oha toplamış ha, hadi bakayım. Sablorone be. O zaman bu yayın geliyor herhalde. Hayırlı olsun şimdiden. Vallahi VIP'likleri daha ucuz yapmak isterdim de elimizde limitli sayıda olduğu için Twitch'in bize sunduğu. O yüzden çok da ucuza gitmesin niyetiyle yüksek yapıyoruz efendim puanları. Ki zaten bir kere abone olun Twitch Prime'la, ki Twitch Prime'la artık sabit 25 liraya abone olabiliyorsunuz. Bizim Discord kanalımızda nasıl yapacağınızı anlattığımız bir sekmede ayarladık 25 liraya Twitch Prime. Hem de sadece bu kanala abone olmak değil, telefonunuzla yapıyorsunuz bunu. Telefonunuza Prime Video uygulamasını indirip oradan Prime üyelik alıyorsunuz 25 liraya. Hem de telefonunuzda envaiye çeşit filmlere ulaşabileceğiniz güzel bir film dizi arşiviniz oluyor. Hem de kanalımıza destekte bulunmuş oluyorsunuz. Prime Video. Ben Menekşi Dob'un eksklusif izleyicisi olmuş oluyorsunuz. Twitch Prime. Her zaman yanınızda. Hadi bakayım. Evet, üşümeye devam ediyoruz. Gizemle göre olan yolculuğumuz saçma sapan devam ediyor. Yanımıza aldığımız kokuşmuş bağırsağı acısını özellikle geçiş bölgesinde çekeceğimizi düşünüyorum. Ama buna rağmen yanımıza taşıyoruz. Çünkü işte kafayı yedik falan. Ama ben bu bağırsağı götürmek istiyorum. 180 kurumuş çünkü. Bu arada bu Prime linkini düzenlememiz lazım ya, Agent. Prime komutunu düzenlememiz lazım. Ona bir el atmak lazım. Bu arada yakında şu işlerimi bitireyim. Ses alertlerini ve şeyleri, bazı tasarımları güzelce değiştireceğim. Aboneliklerin özelliklerini arttıracağım YouTube'dakileri. Onlara da yakında duyurusunu yapayım. Bir elimdeki şu işleri bitirmem lazım. Majast, hocam hoş geldiniz. Selamlar efendim. Geceniz The Long Dark'ta güzelleşsin. Dediğin sayı valla çok çok teşekkür ederim. Damlaya damlaya gör olur diyor. Gol olur, gol. Selamlar, selamlar. Aa ya, yorgunuz. İkinci kahveyi içmiş miydik biz? Duruyor hala. Gerçi şu an direnç bonusumuz var ama. Koşabilmek şu an benim için problem. Kokuyor muyuz hala? Şu ben bağırsağı buraya atıyorum kokmayalım diye. Geriye doğru gideceğim çünkü. Kurt üzerimize çekmeyelim. Oyuna yeni özellik gelebilir. Aklımda olan bir eklenti var mı? Ya hani craft mekanikleri, ev kostümizasyon, evi düzenleme mekanikleri, yemek mekanikleri oyuna gelmesi gereken yegane mekanikler. Bu oyun çok 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 daha iyi hale gelebilir. Açık dünyaya NPC eklenmesi. Bize küçük görevler veyahut küçük ticaretler yapabildiğimiz NPC'lerin bulunması bize fayda, yani bu oyuna derinlik fayda sağlayabilir.
Buraya geldim çünkü burada belki bir uyku tulumu buluruz diye. Okçuluk kitabı bulduk. Bu da bizim için güzel bir kaynak. Okçuluk yeteneğimizi ikinci seviyeye çıkaracağız bununla beraber. Lakin uyku tulumu bulamadık. Mesela odun kesip porus tarzı ev yapımları eklense olur nasıl olur? Öyle bir şey gerek olacağını düşünmüyorum. Karda kışta o kadar zamanını, gücünü bir ağacı kesmek için harcamak çok mantıklı bir seçenek değil. Zaten hala hazırda sığınabileceğim binalar var. O yüzden kendim bina yapayım falan tarzında bir girişmeye bence gerek yok. Çünkü hayvanlar herhangi bir binaya giremiyorlar. Forest'ta bir savunma falan yapman gerekiyor mesela cidden. Bir baraka falan kurman gerekiyor çünkü bir baraka yok oyunda. Adada olduğunuz için. Issız bir ada olduğu için. Orada mantıklı ama burada uygun değil. Ama evimizi düzenleyebilsek güzel olurdu. Evimize eklentiler yapabilsek güzel olurdu. Kendimizi acıdan ve şeyden bırakıyoruz. Bu arada bağırsağı unuttum ben aşağıda. Yukarıda aslında kaynak vardı ama o bağırsağı almam lazım benim ya. O bağırsağı buraya kadar getirdik, onu götürelim. Gerçi karanlıkta hiçbir şey göremiyorum ama siz görüyorsunuz muhtemelen. Sizin için çok da karanlık değil. Bağırsağı bulamasam da çok ağlamam da. Tamam da bulduk. Ben direkt kaçmaya çalışacağım ya. Tavşan niye buraya geliyorsunuz lan? Gidin kurtu oyalayın. Saldırın. Duru 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 duru. Tavşanları kurta sürüyorum. Duru 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 duru. Hadi Tris hocam hoş geldin birader. Pejder Pej hocam hoş geldin, selamlar. Birader ben bu oyunu o kadar çok sevdim ki kendimi Sibirya'ya gönderesim geliyor. Sence bu doğru bir düşünce mi? Şimdi bu ne kadar doğru bir düşünce bilemedim. İnsanı soğuğa sevdirmeyi başarıyor oyun. Soğuğun ambiyansı, kuzey ışıkları, kuzey Kanada topraklarındaki doğal vahşi yaşam cazip gelebilir hepimize. Lakin götünüz eksi 40 derecede donacaktır. Yapmayın şöyle böyle şeyler. Yani geberirsiniz. Issız yerleri keşfetme biliyor aklımdan. Vallaha bence de çok güzel fikirler ama açıkçası yani ekranınızda you are die yazacaktır. Onu da söyleyeyim yani. Hayatta kalmayan bir multi olarak PUBG tarzı birini vurmak üzerine mod gelsin nasıl olur? I'm starving. Hayatta kalma Battle Royale yapılamaz. Yapılsa da tutmaz. O yüzden iki boyutlu otlarla bu oyunu single player oynayarak devam etmenizi tavsiye ederim. Yani çünkü konsept olarak Battle Royale hızlı oynanması gereken bir oyun. Hayatta kalma dediğin zaman da yine böyle şeydeki gibi o terme olmuyoruz değil mi? Ona kontrol ettim. Şeydeki gibi ne bileyim Fortnite'daki gibi anca en fazla ne olur? Elinizdeki baltayla iki ağaç kesersiniz, bina yaparsınız yani bu yani. Hızlı oyun mekaniği hayatta kalma mekaniği birbiriyle uyuşan mekanikler değil. Scum. Scum tutmadı mesela ama Scum Battle Royale değildi. Eski H1Z1 gibi. H1Z1 hayatta kalma oyunu değil.
H1 Z1 hayatta kalma oyunu değil. Hiçbir versiyon hayatta kalma oyunu değil. Bu oyuna co-op gelse birlikte hayatta kalsak çok güzel olurdu. Sence neden gelmiyor veya gelmez? Neden gelmiyor sorusunun cevabı çünkü daha ekip oyunu bitirmedi. Bu oyun daha bitmiş değil. Birincisi bu. İkincisi bu oyunu bitirdikten sonra yapmayı düşünebileceklerini söylediler. Hani hikayeyi bitirmesi lazım ilk başta. İkincisi şundan dolayı oyunun şu anki bütün mekanikleri single player adına. Bu oyunun şu an bütün mekanikleri çift kişilik olunca gerek zorluk seviyesi olsun, gerek içerik bakımından olsun multiplayer'a uygun halde değil. Aynı Don't Star'da olduğu gibi. Don't Star bu işi, Clay firması, Don't Star'da bu işi, yok biz bunu beceremeyeceğiz, biz bunu en iyisi ayrı bir oyun olarak tekrardan yapalım dediler. Aynı assetleri, mekanikleri kullanıp uygun hale getirip Don't Star Together adında ayrı bir oyun çıkardılar. Bence The Long Dark'ta bunu uygulayabilir. İlerleyen zamanlarda bence bunu uygulayacaktır. The Long Dark Together adı altında eğer co-op çıkarma niyetleri varsa öyle ayrıca bir oyun çıkaracaktır diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi öncelikle oyunu bitirmeleri lazım ki ikinci bir oyunla ilgilensinler. Yani o yüzden 2023'e kadar The Long Dark'ın herhangi bir şekilde multiplayer özelliğini göremeyeceğiz, onu söyleyeyim. Onu söyleyeyim. Ölmeden çıktık buradan. Zıplama çok lazım abi. Bence siz zıplama mekaniğine çok alıştığınız için bunu söylüyorsunuz. Her oyunda bir zıplama mekaniği olduğu için ama sırtınızda 50 kiloyla zıplayamazsınız. Bir de karda kışta normal koşullarda biz bu karda kışta yürüyemememiz lazım. Yani üzerimizde kendi kilomuzun da ben 55 kilo olduğunu düşünecek olursak, 60 kilo olduğumuzu düşünecek olursak sırtımızda 40 kiloyla o karların arasında nah sıklarsın şimdi, onu bir söyleyeyim de. Ayağımızın kara batması falan lazım yani o derece. Ayağınızın kara batmadığına dua edin, önünüze bakın. Normalde karın dibine batmamız lazım yani. Zıplama mekaniği gelmesin. Çünkü oyunun fizik motoru zıplama mekaniğine uygun olarak yazılmadı. Oyuna zıplama gelirse oyunda 80 tane bug olacak. Oyunda var ya 2 yıl bug fix yapılır. Bir söylüyorum. Oyuna zıplama mekaniği gelsin. Oyuna 2 yıl boyunca bug fix gelir yani. Aa burada zıpladım. Haritanın dışına düştüm. Aa burada ayı zıpladı. Ayı içime doğru çıktı falan filan. İçimden ayın çıktı falan tarzında. Saçma sapan buglarla karşılaşabiliriz. Sürekli haritanın bir ucundan başka bir ucuna düşeriz. Evet, Unity motoru yapılıyor zaten. Tam bir bug festivale dönüşür ortalık yani. O yüzden olmaz. Oyunun fiziksel motoru şu an buna uygun değil. Hazırladıkları temel buna uygun değil. Bana bu oyun derin ve uzun bir hikaye tabanına ilerleyecek gibi geliyor. Kuzey insanlarının da yaşayabileceği mutlu bir son. Allah bilmiyorum, ben mutlu bir son göreceğimizi düşünmüyorum. Mutlu bir son görmeyi de istemiyorum aslında ama. Yani birazcık daha bir Game of Thrones tarzı. Ben bir ölüm istiyorum ya. Birileri ölsün abi. Şey ölsün yani, Astrid ölsün. Jeremiah ölsün, Astrid arkasından bir gözyaşı döksün falan filan. Ya da dökmesin böyle, puştmuş Astrid'i aslında falan. Biz de bunu keşfedelim. Böyle tuhaf olsun, güzel olsun, ben öyle bir şey istiyorum. Mesela Green Hell bana bunu sağladığı için teşekkür ederim Green Hell'e. Green Hell'in iki farklı solu var, dün bitirdik, ikisini de gördük. Green Hell cidden ortalamanın üzerinde yazılmış bir hikayesi var. Kendilerini takdir ettim bu düşünce yapılarından ötürü. Teşekkür ediyorum buradan Green Hell'in yapımcılarına. The Forest'tan 8 kat daha fazla iyi bir senaryosu olduğuna %100 eminim. Her ne kadar oyunun son 3 saatinde yani oyun bana hiçbir şey söylemeden oyunun hikayesini çakmış olsam da ya tabii biz bir, o da birazcık benim hani içerik tüketmemden kaynaklı. Kapı nerede ona bakıyorum. Çok az
yakıtım var. Kapıyı bulasıya kadar şunu açacağım. Hadi lan kapı. Sönme, sönme. The Witcher falan da oynuyor musun abi? Game of Thrones gibi o da. Witcher'ı oynadık, bitirdik ya. 1 ve 2'yi bitirmedik. Tam finalde save bozuldu ya. Format attık, save silindi. 2'yi bitiremedik ne yazık ki. Twitch'te, şöyle YouTube'da hepsi var bu arada. Söneceksen huzur ver. Witcher 3'ü de oynayacağım bu arada. Witcher 3'ü de oynayacağız bu kanalda. Ama Witcher 3'ü size YouTube'a özel bir içerik olarak sunacağım. Editleyerek sunacağım size. Çünkü Witcher 3'ü full sunmaya böyle editleyip güzel konsept içine sokup öyle sunacağım. Böyle dizi bölümüymüş gibi sunacağım bütün bölümleri. O yüzden Witcher dizisinin ama Witcher dizisinin çıkışına yakın bir sürede yapacağım bunu. Witcher tam Twitch'lik değil mi ya? Yani artık oyunlar tam Twitch'lik değil ya. Bir de bilgisayarım iyi olsa onu yaparım aslında. Hem yayında oynayıp hem de arkadan kayıt alabilsem güzel olacak da bilgisayarımın uygun değil. Şey yapmak istemiyorum ya. Witcher artık herkes oynadı bitirdi biliyorlar falan filan. İnsanın da uzun süreli bir oyun hani bu kadar uzun sürecek bir oyunu da full let's play'ini yapmak istemiyorum. Çok fazla var. Aynı Fallout'ta hissettiklerim gibi Witcher'a özel bir dizi konsepti ayarlamak istiyorum. Çünkü ilginç bir şekilde benim eskiden oynadığım Witcher 1 videolarını izlenmeye başladı. İnsanlar yorum yapmaya başladı falan filan böyle tuhaf tuhaf. Witcher'ın popülerleşmesiyle beraber. Thank you. Dizi Witcher. Seni çok seviyorum. Yine burada bir Witcher. Her ne kadar çok da fazla dizi film incelemesi yapmasak da zamanında Witcher için bölüm bölüm incelemeler yapmıştık Witcher'ın ilk sezonu için. Sağ olsun Boraticus bunların hiçbirinin kaydını almadı, hiçbirini YouTube'a aktarmadı. Allah belasını da verecek onun yani. Yani bu kadar da içerik konusunda bu kadar da üşengeç olunmaz bu arada ya. Boraticus'un yüzüne de söyledik bunu biz zamanında. Fuh Allah belanı verecek yani. Yemin ediyorum mükemmel beleş içerik ya. Alt tarafı kaydedip YouTube'a atacaksın. Bu kadar ne kadar zor olabilir falan yani hani. Ne kadar zor olabilir? Bir daha Burak'a konsept vermem bir daha Boraticus'a ya. Hayatta vermem, yaptırmam yani. Hayatta yaptırmam. Ölmem ölmem. Kurt. Burada mısın? Değilsin, güzel. Artık bizim topraklara geldik. Gizemli Göl'de bize hiçbir şey olmaz arkadaşlar, merak etmeyin. Gizemli Göl bizim evimiz. Barajı lootlamadık fark ettiyseniz çünkü yorgunum. Yani barajı lootlayacak enerjimiz yok. O yüzden buraya geldim direkt. Barajda uyuyacak yer yok. Uyku tulumum da yok. O yüzden buralara gelmem gerekiyordu. Güzelce bir çay içelim. YouTube hesabına baktım, bayağı emeğin var. Spamin için değil, kaliteli yayıncı olduğun için abone oldum sana. Eyvallah, çok çok teşekkür ederim. Eyvallah, sağ olasın. Ya çok büyük patlamalar yaşamayacağız ama en azından belli bir seviyeye gelsek güzel olabilir. Bakın. Çok güzel içerikler çıkarmaya çalışıyoruz. YouTube'da, Twitch'te bir varyasyon içeriğini elimden geldiğince layığıyla yapmaya çalışıyorum. Dilim döndüğünce. Sizlere sunmaya çalışıyoruz. Radyo oyunlar yapıyoruz, retro oyunlar yapıyoruz, konsept içerikleri, diziler üzerine gay goy goy yapıyoruz. Daha ne yapak ya? Daha ne yapalım? Kapalı lan korkusu ne ya? Bir dakika, bu ne? Alo? Bu ne lan? Bak daha 10. gündeyiz.
Hayda. Arkadaşlar. Vallahi sıçtık. Çek parası son olup diyoruz. Bu ne lan? Boş ver şimdi onu. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Bu ne ya? Ben buraya bırakıyorum bazı malzemeleri. Başka yere bırakıyoruz artık. Yapacak bir şey yok. Ya dur şeyi bırakayım bari ya. Derileri bırakayım burada kurutmak için. Geleceğim buraya tekrardan ama şu an kapalı olan korkusundan kutulabileceğim bir yere gitmem lazım. Göl manzarasına gitmeyi düşünüyorum şu an. At bunların hepsini. Yok yok bidona ihtiyaç... Alayım abi. 92'ye gelmiş abi ya. Kapalı olan korkusu ne demek ya? Nerede benzin bidonu? Giriş kapısının orada dedin ama. Nasıl görmedim onu ya? Şurada. Sıfır atmışmış zaten ya, üzdü. Robin'deki mağarada kalabiliriz. Kurt var orada ya. Bir de gizemli göle daha yakın olmak istiyorum. Yok, direkt hepsini şeye döktüm. Fenere döktüm. Fener boştu. Gerek yok. Ateşi yakarız. Ateşi yakarız yakmasına da. Yoldan bolca çubuk toplamamız lazım. Bu geceyi geçirecek kadar ateş yakmamız lazım. Kömürümüz var, odunumuz var biraz. Güzel. Yemeğimiz var mı? Var. Güzel. Hedef 500 mü bu? Evet, niyetimiz 500 mü? Ama tecavüz oynuyoruz. İzi değil. Rabin'de kalabiliriz. Doğru diyorsun. Doğru. Şu Rabin. Ben arka tarafı söyledim sandım. Rabin'de kalabiliriz. Mantıklı diyorsun aslında ya. Mantıklı diyorum. Barbine gidelim hadi. Hak verdim. Burayı lootlayabiliriz yani. Hem kuş kabuğu toplarız falan. Güzel olabilir. Daha garanti bir çözüm. Yok, ben öyle deyince kızıyorlar bana. Ben dedim daha zamanında. Boş konuşma yazdılar bana. Çıkmayacak dördüncü bölüm. Burada daha bekleyin de daha üçüncü bölüm daha yeni çıktı. Ne bu yani? Ay başında bölüm mü çıkacak? Nerede görünmüş? Bugün YouTube'da değil miydik? Bir alışamadınız programa. Ünlem takvim yazın ya. Bir programa alışamadınız ya. Şu taştan yapım hoşuma gitti. Güzel mekanik. Ya 50 tane taş olması birazcık üzüyor ama güzel mekanik, evet. Gerçi bugüne doğru 2 saat yayın yazıyor da yok işte, olmadı. Gündüz işim vardı, yapamadık. Arkadaşlar hep birer gün arayla. Yayın programlarımız hep birer gün arayla. Bir gün YouTube'dayız, bir gün Twitch'teyiz tarzında oluyor. Pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar günleri YouTube, Twitch'teyiz. Salı, perşembe ve cumartesi günleri YouTube'da yayın yapıyoruz. Ama perşembe günü küçük bir istisnamız var. Perşembe günü yayının ilk kısmını CIA'cilerde yapıyoruz. Çünkü orada retro oyun programımız var. Twitch.tv/CIA'ciler programındayız. Sonrasında ben YouTube'da yayın açıyorum. O programın bitişi akabinde. Yine perşembe günü YouTube'da yayın açmış oluyoruz.
Çürümek istemiyorum ama bu tavşanları burada alacağız. Çünkü yemeğe ihtiyacımız var. Aramadım. Çekiliş yapmayı düşünüyor musun? YouTube'da bir 5000'i görürsek yaparım. YouTube'da 5000'de büyük çekiliş yapmak istiyorum. Ya da belli bir abone hedefine ulaşırsak büyük bir çekiliş yapacağım. Yani bizim kanalımızın büyüklüğünde bir çekiliş yapacağım. Bunu da söyleyeyim yani öyle. Benden 10.000 liralık bilgisayar beklemeyin yani. Bunu da söyleyeyim. O bende de yok çünkü. Taş nerede ya? Taş nereye gitti? Sıkılar olsun. Tavşan vurma mekaniği iyi mi sence? Ya taşla tavşan avlamak iyi oldu ya. Başka türlü tavşan... Yani early game'de avlaman gereken bir hayvan. Sadece kapanla avlayabiliyorsun ya da tüfekle. Tüfekle tavşan avlayacağıma geyik avlarım daha iyi diyorsun. Kapanda... Kapan yapman için de bağırsak lazım. O yüzden... ya kapanın mekaniğini değiştirmeleri lazım oyunda. Ya da taşla getir böyle erken oyunun erken aşamalarında öldürebileceğimiz bir mekanik getirmeleri lazımdı. Taşla getirdiler. Ben okeyim buna. Ben buna okeyim. Yes. Çekilişte neler olacak? Bundan bahsedeyim. Büyük çekilişimizde birçok fiziksel ödülümüz var. Fiziksel ödüllerimiz neler olacak? Kazananlara mesela şöyle, hatta ben bunu sohbet moduna geçiyorum. Şöyle bir Yüzüklerin Efendisi haritamız var. Orta Dünya haritası. Bunu çerçeveletip göndereceğim. Güzel bir harita. Bunun gibi birkaç tane böyle güzel posterim var. Güzel böyle anahtarlıklar, kolyeler tarzında birçok ürünüm var yanımda. Çekilişlerde vermek için sizlere dağıtmak istediğim. Bunun yanı sıra tabii Steam cüzdan kodları dağıtmak istiyorum. Büyük çekilişimizde. Onu da söyleyeyim. Büyük çekilişte bunlar olacak. Bizim yapabildiğimiz büyüklük bu kadar. Harita güzel. Kargoyu biz mi ödeyeceğiz? Ya yani... Normal koşulları ödetmem de normal olmayan koşullar olursa vallahi ödettirebilirim ben söyleyeyim. Muhtemelen ödettirmem ama. Çekilişin yani bütün ürünleri göndermeye kalkarsam bana çok pahalıya mal olur. Bilemeyeceğim. O yüzden belli bir kısmını gönderirim en azından. Yok, sadece o tip Steam cüzdan kodu yapmak istemiyorum. Zaten belli kişilere gidecek zaten. Öyle şeye göndermeyeceğim yani bu arada bu büyük çekilişin ödüllerini de yani abi çekiliş varmış gördüm alayım ödülümü gideyim falan mod şahıslarına vermeyeceğim. Ben izlemem botu basmış. Bot serbest değil işte basabilir insanlar.
Yani o konular tartışılır. Eldiven yerine personel kontrol ediyor. Bot ihtimal olma ihtimali yok. Personeller derken Twitch staff mı? Türkiye'de Twitch staff yok. Yani. Kendimizi kaldırmayalım yani. %100 bot bastığına inandığım, hatta bot bastığını söyleyen bir yayıncıya bile Twitch partnerlik verdi arkadaşlar. Bu Twitch Türkiye'de direkt 50'nin üzerinde bot basarak düzenli olaraktan yayınlarını yapan ve partnerliğini alan yayıncılar var Twitch Türkiye'de. Yani şimdi bu yayında bot yoktur falan diye çok da şey yapmayayım, konuşmayalım yani. Çünkü bot Twitch'te serbest. Partnerlik aldılar. Değil mi yani? Twitch'te o tip şeyler önemsemiyor yani. Bot basmışsın, basmamışsın çok önemsemiyor yani. İnsanların haklarını yemişsin, yememişsin çok önemsemiyor yani. İşimize yaramayan, evet, atış kitaplarından birini yakalım. Eşmir hocam hoş geldin. Hiç yayın açmayıp nitik alanı da gördüm. Sporcuymuş diye almışlar. Evet evet, o tiplerde var. Yani o tiplere yine okeyim de. Yani. Reis, bu senin için hala hayatta kalma oyunu mu? Valla yok de, yok ya. Çok da değil yani falan. Evet, haklısın o konuda. Ama yani öldüğünüz oluyor yine ya. Valla öldük. Bu senin başında direkt öldük yani. Ya çok da kolay bir... En ufak bir hatayı affeden bir oyun tarzı değil sonuçta. Benim için aslında The Long Dark yayınları birazcık daha muhabbet yayınları yani. Bizim Just Thinking'imiz de bu şekilde aslında. Just Thinking yapsın hocam sen de. Ne yapacağız? Just Thinking'de, burada da Just Thinking yapıyoruz zaten. Just Think dediğiniz şey, kastettiğiniz şey oturup video izlemekse onu yapamıyorum ben. Bende o yok. Yani ben cringe oluyorum. O kadar yani. Yok, yorumlayamıyorum ben video. Ben izleyemiyorum abi, izlemiyorum yani. Ne diyeceğim yani, adam kafasında poşet geçirmiş, milletin ardından pandik atıyor falan tarzında video izliyorlar. Salladım. Twitter'da resmini gördüm. İşte bu sevgililerimizi bir haftalığına değiştik diye bir tane thumbnail hazırlamışlar, Twitter'da gördüm. Öyle video var. Onu izleyeceğiz. Ne diyeceğim ben onlara? Hayattan soyuyorum oğlum bunları görünce ben. Hayattan soyuyorum. Yani. Hayattan soğuyorum ya. Atlayıp ölesim geliyor, şuna atlayayım öleyim yani. Ne gerek var yani böyle. Biz böyle bir ortamın içinde yaşıyorsak ne gerek var yaşamaya falan moduna giriyorum direkt ya. Panda'yı radyo oyunu al. Vallahi inşallah bu sene, bu sezon alacağız Panda'yı, ağırlamak istiyoruz.
Yakında. Yakında. Panda bu kanala gelecek. O panda buraya gelecek. Mehmet Hocam hoş geldin. Aleyküm selam. Ben beceremiyorum, ben öyle söyleyeyim. Onlar becerebiliyor, güzel. Ben Justitik yayında denedim, beceremiyorum abi. Yok bende yani. O şey yok bende. O kalifiye yok yani. Hani cringe'e karşı verecek reaksiyonum yok benim. Ben kapatıyorum, çıkıyorum. Benim reaksiyonum bu. Ya da böyle oturuyorum böyle. Yapacağınız işe sokam diyorum. Bu kadar yani. Benim içeriğim bu kadar yani. Yok. Gelecek dedim mi gelmez belki rica etsen. Ya gelecek ya. Rica edeceğim tabii ki de pandadan da. Getireceğiz yani pandayı ağırlayacağız. Ne zamandır bu zamanı bekliyoruz yani. Zaten şöyle bir şey de var. Braticus yani radyo oyundaki şu an jürilerimiz bizimle beraber sunum yapan Braticus TV, Pinti Panda'nın en uzun süreli yani uzun süreli abonelerinden aynı zamanda moderatörlüğünü yapmış Braticus TV. O da yayıncı şimdi bizimle beraber radyo oyunu sunuyor. Ariço şu an Pinti Panda TV'nin video editörü. Yani şu anda Pinti Panda'ya çıkan şeyleri, komik montajları, haftalık dozları Ariço yapıyor. Ariço da yine bizim radyo oyunda sunucumuz. Getireceğiz abi yani. Gelecek panda buraya. Öyle ya da böyle getireceğiz yani. Getireceğiz. Kapalı alan korkusunu burada atıyoruz. Birazcık ısındık mı ısındık. Güzel. Bu yaz getirme planım var bakalım. Panda Facebook'a mı geçti? Oho geçeli çok oldu ya. 8-9 ay oldu. Artık Panda, Mete, Can Sungur hep Facebook'ta. Facebook'ta arayüz olsaydı ben de geçmiştim bu anda. Onu da söyleyeyim yani. Twitch'te kalmaktansa ben de geçmiştim oraya. Arayüz olsaydı. Arayüz olmadığı için hani Panda'yı izleyenler beni yine bu keşfedemeyeceği için şu an arayüz olmadığından ötürü, keşif sistemi olmadığından ötürü geçmiyorum. Benim bir işime yaramıyor çünkü. Yine izleyici beni bulamıyor orada. Facebook'ta ne var ki? Twitch'in saçmalıkları yok. Facebook'ta kurallar katı ve sert. Orada zaten direkt kendi isimlerinizle bağlanıyorsunuz. Telefonunuza bağlı olan hesaplarla bağlandığınız için banlandığınız zaman ikinci, üçüncü, beşinci hesabı açma şansınız pek olmuyor. Açsanız da konuşamıyorsunuz. Birincisi bu. İkincisi abonelik ucuz ve aboneliğin tamamı yayıncıya gidiyor. Sadece ülkeye vergi veriyorsunuz. İkincisi bu. Yani bu ikisinden yeterli. Bir de oyun ortamı. Facebook'ta sadece oyun oynayabiliyorsunuz. Şey yayınları yok yani. Ardımı açayım da izleyici kasayım yayınları yok yani. Ya da şu yayıncıya hadi arkadaşlar siyah yüzlerin kanalına baskına giriyoruz söveceğiz falan diyen yayıncılar da yok. Yani temiz mi mecra şu an için? Kuralları katı çünkü. Kafana banı yiyorsun direkt. Twitch'te öyle şey yapıyor. Aa sen partner misin? Tamam sana ban atmayalım da şöyle sen bir gün bir tatile çık. Ücretli tatile çık sen bir günlüğüne. Tamam biz onu görmezden geliriz. Twitch'te olay bu zaten. Yani. Adalet bu şekilde Twitch'te. Uyuyan var mı abi? Uyuyan oğlum D-Live'da bile yok. Uyuyan var ya uyuyanı banlıyorlar. İçerik yapmıyorsun diye. Boşa yayın bizim sitemizde boşa yer kaplıyorsun deyip banlıyorlar. O tip böyle yayın açık bırakmalar falan yaparsan banlıyorlar. D-Live'da bile bakın D-Live'da bile ya. D-Live'da banlanıyorsun ya. Düşünün yani hani aradaki farkı.
İnsan utanır ya. Twitch insan bir utanır yani. Cidden. Ben Amazon'un CEO'su falan olsam Twitch'e bir bakarım bir utanırım ya. Ben bir utanırım açıkçası ya. Bu ne ya? Biz bunu mu yapıyoruz cidden? Bu ne ya? Pornoba dönmüş Allah aşkına falan. Gerçi Twitch'te de artık porno yayıncıları da yayın açıyor da. En azından... Ya porno yayıncıları daha şey ya, edepli ya. Yemin ediyorum var ya, porno starları Twitch'te daha edepli. Oturup şey oynuyor. Red Dead Redemption oynuyor falan filan böyle. What the fuck diyorsun biraz ama olsun yani. Onlar da insan. Yoink. Evet efendim. Bu yoyungimizi yaptıktan sonra oyunumuzu kaydolmuş durumda ve çok çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Bu bölümlük The Long Dark yayınımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Aynı zamanda bölümümüzün de sonuna gelmiş oluyoruz. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bu yayının tamamını yayında bize eşlik edenlere de çok çok teşekkür ederim. YouTube'a tabii kesik kesik gelecektir ve yani özel editlenerek özenle hazırlanmış daha izlenebilir, daha sansürlü, daha güzel anların olduğu The Long Dark içerikleri sizlerle gelmeye devam edecek. Ha, abi ben tamamını yayınını kaçırdım, tamamını izlemek istiyorum diyenler için de önümüzdeki günlerde bütün yayınları toplayıp abonelere özel bir şekilde yayınlayacağım YouTube kanalında. Onlara da ekstradan kıyam olsun. En düşük seviyede abone olanlar direkt izleyebilecek. Yüksekler de izleyebilecek tabii ki de. Onu da söylemiş olayım. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok çok mutlu olurum. Kanala nacizane desteklerinizi esirgemeyin. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Dedik. Chat ayrılma bir yere. Siz nereye gidiyorsunuz? Alo. YouTube'a çıkış yaptık biz.